Sad 41 veskür abdena eyyube iznada rabbehu enni messeniye eşşeytanu bi nusbin ve azabin. Kulumuz Eyyub'u da an, o Rabbine doğru şeytan bana bir yorgunluk ve bir eziyet verdi diye seslenmişti diyor. Bir sıkıntı hali imtihan olarak Cenab-ı Allah veriyor. Bir tek böyle değil tabi, birçok malına, mülküne, her şeyine Cenab-ı Allah imtihan olarak bir zayilik verdi. Çok güzel bir sabırla sabretti. Hatta geliyor şeytan, diyor ki Eyyub diye bir kulun var, sen ona bayağı bol nimet vermişsin diyor, Tevrat'ta geçiyor. Öyle olunca tabii ki sana dost olur diyor Allah'a. Tabii ki seni sever diyor. Şimdi sen ona bak diyor, imkanlarını bir kız, sen ona bir rahatsızlık ver. Bak bakalım sana nasıl asi olacak diyor. Yani sen benim asi olmama şaşırıyorsun ama diyor, yani ona benzer bir şeyler söylüyor. Çok laubali zaten şeytan. Göreceksin diyor, o da sana asi olacak diyor. Cenab-ı Allah hemen belayı gönderiyor Eyyub'e. Hiçbir şey yok tabii. Yine şeytan diyor, bak diyor, eğer şu yönden yaparsan diyor, bu sefer asi olacak diyor, bir bela daha gönderiyor, yine yok. Bir bela daha gönderiyor, yine yok. Şeytan pes edinceye kadar Cenab-ı Allah gönderiyor. Hepsinde aslan gibi ayakta. Sonra da Allah yağmur gibi yağdırıyor nimeti. Şeytan inatçılığı o işte, yani mesela o Tevrat hükmü doğru. Çünkü şeytan en başından onu diyor, ben sen diyor, bana diyor kızıyorsun ama diyor ona benzer çok laubal, zaten homoseksüel bir karakteri var. İnsanlar senin bildiğin gibi diyor bilmiş ukalalık yapıyor. Sen onların diyor bir nimetini kıs, bak ne yapıyorlar diyor. Cenab-ı Allah da Eyyub'e hemen diyor Tevrat'ta. Yani yağmur gibi bela yağıyor durduk yere. Hepsini gayet güzel karşılıyor. Eyyub bölümü vardır Tevrat'ın. Tevrat'ta var mı burada Tevrat? Üs ülkesinde diyor, Eyüp adında bir adam yaşardı, kusursuz, doğru bir adamdı. Allah'tan korkar, kötülükten kaçınırdı. 7 oğlu, 3 kızı vardı. 7000 koyuna, 3000 deveye, 500 çift öküze, 500 çift eşeğe ve pek çok köleye sahipti. Doğudaki insanların en zengini oydu diyor Hazreti Eyüp. Oğulları sırayla evlerinde şölen verir, birlikte yiyip içmek için 3 kız kardeşini de çağırırlardı diyor. Bu şöyle bitince Eyüp onları çağırıp kutsardı. Sabah erkenden kalkar. Çocuklarım günah işlemiş, içlerinden Tanrı'ya kötü söz söylemiş olabilir diyerek her biri için yakmalık suyunu sunardı. Eyüp hep böyle yapardı diyor. Bir gün ilahi varlıklar Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde şeytan da onlara geldi. Rab şeytana neden geliyorsun dedi. Şeytan dünyada gezip dolaşmaktan diye yanıtladı. Rab kulum Eyyub'a bakıp da düşündün mü dedi. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz doğru bir adamdır. Allah'tan korkar, kötülükten kaçınır. Şeytan Eyyub Tanrı'dan boşuna mı korkuyor diye yanıtladı. Onu, ev halkını, sahip olduğunu, her şeyi sen çitle çevir korumadın mı? Elleriyle yaptığı her şeyi bereketli kıldın. Sürüler bütün ülkeye yayıldı ama elini uzatır da sahip olduğu her şeyi yok edersen yüzüne karşı çirkin konuşacaktır diyor. Rab şeytana peki dedi. Sahip olduğu her şeyi senin eline bırakıyorum. Yalnız kendisine dokunma. Şeytana izin veriyorum diyor sana. Yani güç veriyorum. Her türlü eylemi yapabilirsin ona karşı diyor. Yalnız kendisine dokunma diyor. Yani sağlığını bozma, kendisine bir saldırıda bulunma diyor. Böylece şeytan Rabbin huzurundan ayrıldı. Bir gün Eyüp'ün oğullarıyla kızları ağabeylerin evinde yemek yiyip içerlerken bir ulak gelip Eyüp'e şöyle dedi. Öküzler çift sürüyor, eşekler onların yanında oturuyordu. Sabahlılar baskın yaptı, hepsini alıp götürdü. Uşakları kılıçtan geçirdiler. Yalnız ben kaçıp kurtuldum. Sana durumu bildirmek için şeytana Allah böyle güç veriyor, özen. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip Allah ateş yağdırdı dedi. Koyunlarla uşakları yakıp küle çevirdi. Yalnızca ben kaçıp kurtuldum. Durumu sana bildirmek için. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip kıldaniler 3 bölük halinde develere saldırdı dedi. Hepsini alıp götürdüler.
Ya peş peşe felaket haberleri görüyorum. Uşakları kılıçtan geçirdiler. Yalnız ben kurtuldum. Durumu sana bildirmek için. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip oğullarınla kızlarınla ağabeylerin evinde yemek yiyip içerken ansızın çölden şiddetli bir rüzgar esledi. Evin dört köşesine çarptı. Ev gençlerin üzerine yıkıldı. Hepsi öldü. Yalnız ben kurtuldum. Durumu sana bildirmek için. Yani yağmur gibi felaket. Bunun üzerine Eyüp kalktı. Kaftanını yırtıp saçını sakalını kesti. Yere kapanıp Allah'a tapındı. Dedi ki bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Maşallah. Rab verdi, Rab aldı dedi. Rabbin adına övgüler olsun. Bütün bu olaylar karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı. Allah'ı suçlamadı. Bak bu çok önemli bir şey, ayet görüyor musun? Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı. Yani Allah'a isyan etmiyor. Eyüp'ün ikinci sınavı diyor. Yine çok uzun, yağmur gibi bela geliyor. Üçüncü, bir daha oluyor. Hepsinde Cenab-ı Allah'a karşı çok coşkulu. Asla şey yapmıyor. Bir ezilme göstermiyor. Yani uslup mükemmel. Eyüp peygamber. Mesela bak ne kadar güzel şu söz yani. Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Mükemmel yani. Maşallah. Eyüp onu özel bölüm ayırmışlar Tevrat'ta Cenab-ı Allah. Yani bu kadar bela hayret edecek şekilde yani. Hepsine çok güzel karşılık veriyor. En son ona yöneliyor şeytan. İşte o zaman Cenab-ı Allah da yardım istiyor. Yani bedenine yöneliyor. Yani Allah'ı zikredemeyecek hale getiriyor. O zaman şikayet ediyor. Yani onun dışında şikayet yok. Ya maşallah. Rab verdi, Rab aldı. Tabii hiç yani. Allah'ı anamayacak hale gelmesinden dolayı rahatsız onda da. Yani yoksa ona da ses çıkarmayacak yani. Tabi uzun olduğu için bölüm ben sadece örnek kısmı olarak okudum. Allah'ın verdiği bütün imtihanlarda hep güler yüzle, çok coşkuyla karşıladı. Maşallah. Herkes gördü, herkes şahit. Maşallah, elhamdülillah. Allah'ın en beğendiği bu. Maşallah. Ya şeytan diyor, bak görüyorsunuz, mal mülk zenginlik olursa tabi korkar diyor. Yani tabi ki seni sever diyor. Bir al bakayım ne yapacak diyor. Bir tek bak ona dokunmaman şartıyla tam yetki veriyorum sana diyor, Allah güç veriyorum. Bak aklına gelen her türlü deliliği yapıyor, rezilliği yapıyor şeytan. Yani akıl almaz şeyleri yapıyor, hiç. Ama en son işte bir tane şey var, duası var Allah'tan. O da zikre mani olduğu için. Maşallah işte müminin tavrı bu. Cenab-ı Allah aşık oluyor tabii, çok seviyor o zaman. Yani istediği bu. Maşallah.